Efendim selamlar herkese. İyi akşamlar. Geceniz hayırlı olsun efendim. Tekrardan sizlerle beraberiz bu akşam. Abi artık yakan mikrofonum var değil mi? Bunu iptal ettim. Bu akşam yine sizlerle beraber bir çift turna programda Sercan Hanım'la beraber dolu dolu bir program yaşayacağız. Değerli misafirler, ekran başındaki olan değerli izleyicilerimiz. Evet Sinan, güzel bir türküyle açılış yaptın. Çok da enerjik oldu. Teşekkür Umarım ederim, ekran Sercan. Başı da bizim enerjimizi almıştır. Şöyle hareketli şıkır şıkır bir türküyle size merhaba demek istedik. Bugün Malatya Arguvan Sığırcı Işığa Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ağırlıyoruz. Özel yanları var, bizlerle paylaşacaklar. Ama biz hem Malatya'dan hem yurdun çeşitli yörelerinden türküler okurken sizler de ekran başında olursanız bizleri memnun edersiniz. Gönlünüzden geçen türküleri bizlere ulaştırırsanız biz daha mutlu oluruz diyelim. Bu programın daha güzel bir noktaya ulaşabilmesi için, daha duygulu olabilmesi için bir paylaşım yaşayabilirsek eğer mutlu oluruz. Peki nasıl ulaşacaksınız bize? Ekranlarımızın altında zaten numaralarımız mesaj yazıyor. Mesaj numaraları geçiyor ama bir kere zaten. Daha biz de hatırlatalım. Şimdi artık ezberledim biliyor musun Sercan? Evet. 58 yazıp boşluk bırakıyoruz. Mesajlarımızı yazdıktan sonra 39-69'a gönderiyoruz. Doğru mu? Aynen. 39-69'a mesajlarımızı gönderiyoruz. Vizyon 58 budur bizim farkımız diyeceğiz. Yakınları olan dostlarımız vardır. Belki uzaktaki olan arkadaşlarına, dostlarına, aile büyüklerine selamlar göndermek isteyeceklerdir. Bugün Sığırcı Uşağı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği arasında. Biz bütün derneklerimize hep yardımlaşma diyoruz ya, o yüzden değerli başkanım lütfen özür dileyerekten dayanışma oldu. Biz aslında açılımını tam olarak birazdan başkandan dinleyeceğiz. Başkanımızdan dinleyeceğiz. Sayın Başkanımız Doğan Çiftçi ve misafirlerimiz huzurlarımıza hemen onları ağırlıyoruz. Buyurun. Geçiyoruz arkadaşlarımızın yanına. Hadi yerinize geçelim o zaman. Buyurun Sercan Hanım. Efendim hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Şeref getirdiniz programımıza. Şimdi biz kültüre değer veren insanları burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Siz de bir kültür derneği olarak da görev yapıyorsunuz. Çünkü bana verilen notta Malatya Arguvan yöresinin Sığırcı Uşağı Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği demişiz. Neden böyle demişiz? Önce açılımıyla başlayalım Sayın Başkanım. Akabinde de paylaşmak istediklerinizle devam edelim. Öncelikle burada bizi konuk edip ağırladığınız için ben size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bizim bir taziyemiz var. Pazartesi günü Hakk'a uğurladığımız bir canımız var. Bugün yakınları köyden geldiler. Buradan tekrar tüm aileye, Rıza amcamıza, özellikle tüm yakınlarına, kardeşlerine tekrardan başsağlığı diliyorum. Biz de başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun, devri daim olsun. Ruhu şad olsun. Daha önceden tabii söz verdiğimiz bu program olduğu için yani erteleyemedik, iptal etmek, sizi de zor durumda bırakmak istemedik açıkçası. Bu yüzden de Rıza amca başta olmak üzere ailenin affına sığınıyoruz. Burada derneğimizi, işte yaptıklarımızı, çalışmalarımızı biraz anlatmaya çalışacağız. Bugün de zaten bir hizmet yaptınız, öyle geldiniz buraya ve o hizmetiniz de hak katında kabul olsun. Çünkü önemli bir hizmettir dayanışma. Çünkü önemli bir canımızı uğurladınız, dostlarıyla beraber oldunuz, onların acılarını paylaştınız. Onun için de önemli bir dayanışma olmuştur. Aslında tabii bu dayanışma derneğin adında da işte siz söylediğiniz gibi derneğimizi biz bu tür etkinlikleri daha rahat yapabilmek için nasıl söyleyeyim 1990 yılında işte İstanbul'daki köylülerimizin bir araya gelmesiyle işte illa bir araya gelip bir dernek kuralım dan başladık yola çıkarak yardımlaşma ve işte o diğer şeyi gelen dernekler gibi olmayıp sosyal dayanışmayı ön plana alıp bunun içine de kültürümüze nasıl sahip çıkabiliriz diye kültür derneği olarak kurduk biz aslında, aslında derneğimizi. Aslında köylerde de hani vardır ya, değerli dostlarımız da bilirler, biz imece usulü biliyoruz. Yani bir dayanışmadır neticede köylerdeki yardımlaşmalar, köylerdeki bir araya gelmeler, bütün misafirlerimiz de biliyor. Çok bence anlamlı olmuş, güzel de olmuş değerli başkanım. Yani dayanışma sözcüğü gayet de ya evet aslında olmuş. O imece işte imece artık aslında yani oralara belki gireriz ama hakikaten o eski hani annelerimizden işte babalarımızdan dedelerimizden dinlediğimiz o imece de aslında köylerde benim gördüğüm kadarıyla kalmadı gibi çünkü köylerde genç nüfus kalmadı.
Köyler hep yaşlılara virane halde bırakıldı. Biz tabii bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama aslında köylerde bizim Arguvan yöresinde özellikle kışın kalanlar genelde hep yaşlılar ve genç yok. Olan gençler de bekar ve evlenemiyorlar açıkçası. Bunu da dile getiriyorlar. Başkan bizi evlendir. Bir takım şeyler var aslında, bunları da açarız. Yani köy yerine gideceksin ki böyle çeşmeye gideceksin, suyu alacaksın. Yani çeşmeye gidiği güzelin hası türküleri falan da vardır Arguvan'ın. Onları söyleyecek ki yani en azından orada kinliğine görecek. Vay maşallah Ali Rıza'nın kızı ne güzel büyümüş. Oğlan ne kadar yakışıklı olmuş diyecek ki böyle bir şeyler ortaya çıksın. Yoksa nerede olacak ki şehirde kim kimi bulsun? İşte o gençler kalmadı. Yani o türküleri yakacak, o evet. Aşkı, o işte... özlemi, hasreti dile getirecek. Tabii. Sevdiğine işte çeşme başında gidip şey yapacak, görecek. İşte aşkını ifade edecek. Gençlik kalmadı. Çünkü kızlar da yok. Evet. Genç nüfus da yok. Ve hakikaten sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Aslında bu ülkenin genel bir problemi. Geçenlerde yine bir televizyon programında söylediler. Hakikaten Türkiye kentte yaşayan insan bakımından %90 nüfusu, %92 hatta İstanbul'da ya da büyük şehirlerde, kentlerde yaşıyor. Köylerde kentli nüfus işte evet. Yaz tatillerinde geri dönüp gidip sahip çıkmaya çalışıyor. Hı hı. Ama köylerde hayvancılık, tarım, işte bir takım zirai işler onlar evet. Bitti. Çok güzel. Herkes İstanbul gibi büyük kentlere, gelip ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Bu da aslında burada başka problemleri bir beraberinde getiriyor. Kesinlikle. Çok problemler var aslında. Kendi bizim içimizde yaşadığımız ya da işte nasıl diyeyim, çekirdek aile kavramı bozuldu, bitti. Çekirdek evet. Aileler yok. Gençler, kuzenler birbirini tanımıyor artık. Evet. Yani dernekte biz işte kuzenleri birbiriyle tanıştırıyoruz. Ben kendi kuzenlerimden biliyorum özellikle. Oo. Yani birbirini tanımayan kuzenlerimiz var. Onların çocukları çok acı. Evet, yani gelecek 5. yani bilimsel bir araştırmaya göre 5 kuşak sonra köylülük bitiyor. İnsanlar birbirini, nereden geldiklerini unutuyorlar ve artık bireysel, yalnız, işte bu İstanbul'da gördüğümüz o gökdelenlerdeki aynen. Hayatın içinde odalara sıkışıp evet. Beyaz badanalı işte diyelim evet. 4 duvar arasında 4 duvar bilgisayara arası. Hapsolmuş yeni bir nesil geliyor ve bu da beraberinde artı başka yalnızlaşmaları ve uyuşturucu şey de yapıyor. Özellikle. Sosyal medyalarda işte bizim köyümüzün derneğinin bir sayfası oluyor. Oradan da yani rahat ortamda konuşamayan gençlerimiz sosyal medyada birbirlerine daha çok yazışıyorlar. Oysa ki ne güzel dernek ortamı var, gidin hafta sonları görüşün. Orada büyüklerinizi tanımış oluyorsunuz, gençlerle bir arada kaynaşıyorsunuz. Belki alıp verilebilecek çok güzel şeyler var, mesajlar vardır. Tahminimce bunlar ben yaşanıyordur. Aslında o dediğinizi yapmaya çalışıyorum. Yani siz gidip çok aktifsiniz gerçekten. Kafeteryalarda böyle. Oturup hani çayı 2 lira 3 liraya ya da işte kahveyi 5 liraya 6 liraya içeceğinize gelin. Arkadaşlarınızı, okul arkadaşlarınızı alın, sevgilinizi alın, gelin dernekte oturun, çay bedava, kahve bedava, istediğiniz gibi oturun, muhabbet edin. Kütüphanemiz var, ders çalışabilirsiniz, ödevlerinizi yapabilirsiniz. Yani bir sürü imkan tanıyoruz ama tabii yani gençlik biraz da bizi tabii yaşlı görüyor. O yüzden fazla bulaşmak istemiyor. Peki tam da bu noktada başkanım, gençleri en azından yaz aylarında, yaz mevsiminde köye çekebilmek adına yapmış olduğunuz faaliyetler var mı? Ya da birlikte düşündüğünüz projeler var mı? Aslında güzel bir ütopyam var ama onu tabii mesela, beceremiyoruz. Ütopya'da şu aslında, Urfa'da bir köy bunu yapıyor. İstanbul, ben doğma büyüme İstanbul çocuğuyum. İşte ilk askere gittiğim zaman, o da kaçaktım, aranıyordum. Denizci olduğum için haberimiz olmadı o zamanki ulaşım, işte haberleşme şartlarında. Denizden karaya çıkmak zordur kaptan. Yani o dönemde bakaya olarak Sivas'ta yaptım ben. Bir de Sivas kanalı bu. Evet. Yani o yüzden de önemli benim için. 48. Piyade Alayı'ydı. Temeltepe'de yaptım ben askerliğimi. Yani hatta kışlaya girdiğimde buzlar sarkıyordu. Evet. Garip bir yere geldiğimi anlamıştım. O dönemde bize söylenen de geceleri nöbetin 10 dakikaya düştüğü zamanlar oluyormuş o dönemde. Hakikaten Kasım ayıydı yani. Kasım ayının 19'unda teslim olduğumda birlikte şey vardı. Fotoğrafladım hatta böyle 20 santim 30 santim buzlar, sarkıtlar. Sanırım şimdi o soğuklar Sivas'ta da olmuyordur. Evet.
Sivas'ta da herhalde kuraklık var. Bizim köyde geçen ay Arguvan Türkü Festivali dolayısıyla oradaydım Temmuz'un sonunda. Geçen iki hafta önce de yine gittim. Yardım işte okul için yardım götürdük. Bana söylenen Mayıs ayından bu yana bizim o tarafa yağmur yağmıyor, kurak. Ve bu yüzden de su sıkıntısı var. Çok. Şimdi bu sorduğunuz soruyla ilgili olarak da o Urfalıların yaptığı, o Urfa Köy Derneği'nin yaptığı şöyle bir şey var. Bu hatta çok Hürriyet merak ettik. Belki sanırım güzel bir paylaşmışlardı. Şey Ütopya şu, yani İstanbul'da büyük kentlerde yaşayan gençleri, çocukları Ege Akdeniz'e tatile gideceğine, evet, yılın bir bölümünü, izinlerinizin bir bölümünü, işte bir hafta, 10 gün, 15 gün. Bunu aslında herkes yapabilir ama işte geçen yıl ben başlatacaktım aslında. İki bayramda da yine cenazemiz oldu. Birinde amcamı kaybettim, birinde yine bir yakınımızı. Bu yakınları kaybedince bizim dernekte de, yani Taziye, evet, Cemevi gibi bizim dernek altyapımız sağlam. Hani evet, lokmaları biz kendi derneğimizde veriyoruz. Evet. Bu yüzden de hani mecburen başkan olarak da ben yani başında olmak zorunda hissediyorum sorumluluk olarak. Tabii ki olarak mecburen oluyorsunuz tabii ki başkan olarak. Köylerde yaşlılara işte diyelim ki evi yıkılmış bir tarafı, diyelim ki işte boyası badanası gelmiş, evet, diyelim ki tarlada işte ekini var ya da işte damara gidecek. Evet. Bu gençleri öyle bir organize edelim ki o bir hafta, 10 gün, 15 günde köylerine gittiklerinde o abi, yaşlılarımıza ya da ihtiyacı olan herkese süper yardım bravo etsinler. Hem kendi kültürlerini, geldikleri atalarının, dedelerinin yaşadığı yerleri, nasıl yaşadıklarını o büyük yaşlılardan, dedelerinden dinlesinler. O geçmişi, geçmiş dediğimde yaklaşık işte 60'lı 50'li yıllar. Evet. Yani yokluğun olduğu dönem, 2. Dünya Savaşı, 40'lı yıllar. Çok yokluk mantıklı. Bizimkiler söylerdi yani süpürge tohumu yiyorduk diyorlar. Hep anlatırlar hala. Mantıklı. Yani gerçekten. Şimdi bu yokluktan gelen insanların köyde elektrik yok, su yok. Yiyecek için Arguvan'a gidiyorlar. İşte yürüyerek bir günde gidiyorlar, bir günde geliyorlar. Bir de eskiden şey vardı tabii. İnsanlar köylere gittiğinde kalacak yerlerde misafir ediliyordu her köyde. Aynen. Şimdi yani kendi köyünde bile insan misafir edecek. Hazır iki tane misafirden de bahsedelim. Yanınızda çok değerli gençleriniz var. Konu tabii ki ben bir virgül bırakmak istiyorum. Her dernek geldiğinde tabii ki büyükleriyle beraber geliyor. Siz bugün büyük bir erdemlik gösterdiniz. Başkan olarak iki tane genç kardeşimizi getirdiniz bize. Sevgili Derviş ve Dilara ile beraberiz. Sözümüz Derviş'te mi olsun? İsmi Derviş olduğu için ben ona dönmek istiyorum ama. Onlar aralarında pay. Sevgili Derviş hoş geldin. Hoş geldin. Be. Hoş geldin. Bir seni tanıyalım. Ekrandaki olan arkadaşların, dostların da tanımak isteyeceklerdi muhtemelen. Adım Derviş, soyadım Türkmen. Ben Malatyalı değilim. Önce böyle bir şey var. İyi olsun, Malatya sevdası. Fahri ben Malatya. Ben o zaman bir şey soracağım. Dernekte, Sivaslısın ama dernekte bir faaliyetin mi var birlikte yani? Arkadaşım Dilara ile beraber. Onunla. Tamam, onunla birlikte Sığırcı Uşağı Köyü Derneği'nde çalışmalar yapıyorsunuz. Zaten şunu söylemek istiyorum, çok özür diliyorum. Dernekte sadece biz Malatya Derneği'yiz de Malatyalı gençler gelsin diye bir şey yok. Tabii. Yok, yok, kesinlikle bizde öyle bir şey yok. Başkanım dedi ya az önce, arkadaşlarınızı alın gelin, hatta sevginizi alın gelin, dışarıda yiyip içeceğinize gelin, orada yani, oturun, orada sosyalleşin. Kaptanımız orada sizi gezdirebilir. Bak böyle bir dernek tabii hiçbir yerde yok. Valla gemilerle falan filan çok süper olur. Peki sevgili Derviş. Derviş demişken Derviş'ten bir türküsünü dinleyelim. Derviş tamam, olur mu? Senin hadi güzel bakalım bir türkünle devam edelim. Hem Derviş biraz de, sohbete bir... Yani evet, işte Yeni Bosna Cemevi'nde beraber çalışıyorlar. Evet, arada bizim derneğe güzel de geliyorlar. Sivas Anzağarlı ayrıca kendisi. Buradan da yeğenimiz. Buradan da tüm Sivaslılara selam olsun. Hadi bakalım köyün seni izliyordur artık. Arguvan türküsü mü okuyacaksın yoksa? Aklında başka bir şey mi var? Başka bir şey var aklımda. Tamam peki biz zevkle, keyifle dinleyelim seni. Thank you.
seni sevdiğim dilber. Gönlüm sana düştü düştü, halim nice olur, halim nice olur. Bu sevdayı verme kullar başına, müptelalık bir bedadır güç olur. Bu sevdayı verme kullar başına, müptelalık bir bedadır güç olur. Beni aldatma ki sen de gülesin, beni ağlatma ki sen de gülesin, muradına maksuduna eresin, canan eresin. Korkarım ya dele meyil veresin, meyil verme altı. Korkarım ya dede meyil veresin, meyil verme altın adın Tunca. Gevher yem yandım yandım narı firkatım, gevher yem yandım yandım narı firkatı. Dostumun hasreti çıkmaz yürekten, çıkmaz yürekten. Bir zaman ben seni diledim haktan, verir ama korkarım ki gece olur. Bir zaman ben seni diledim haktan, verir ama korkarım ki gece olur. Eyvallah, süperdi valla, harikasın derviş. Güzel bir deyiş icra ettin Gevheri'den bize. Dillerine sağlık. Ne derler? Dilin bülbül, kalbin şad olsun. Evet. Yaşamın boyunca sen bu bağlamayı dillendirmeye devam et inşallah. Çok güzel. Öyle ki zaten de güzel de bir hizmettesin yani bulunduğun yerde. Zaten oralarda yetişmek ve oralarda kültürün çok iyi kaynağını almak bambaşka bir şey. Yani doğru yerde doğru şeylerle, kültürle bütünleşmek çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Yürekten kutluyorum. Yani böyle lise çağında ben kendim öğretmenim, bazen denk gelemiyor öğrencilerden. Ve Dilara'ya döneceğiz diğer konumuzda. Yani yine pırıl pırıl, hani böyle baktığımızda ne kadar güzel. Dilara, sen kaç yaşındasın? Biraz seni tanıyalım. Adım Dilara, soyadım Erbaş. 17 yaşındayım. Ben Malatya Argulanlıyım. Argulanlısın. Sırcı Şakir, yani yeğenim. Evet. Süpersin başkanım. Ne güzel. Şimdi, kültürünü seviyorsun, müziği seviyorsun belli ki. Peki bize bir şeyler seslendirecek misin şimdi? Seslendireyim. Tamam. Biraz daha mikrofona yakın olalım, evet, olur mu? Daha yakın. Değerli başkanım zaten biraz. Yeğeniniz yani. Dilara, bir de bizim Sema ekibimiz var. Sema ekibimiz de aynı, evet, zamanda. Hem de Cemevi, Yeni Bosna Cemevi'nin de Sema ekibinde. Çok güzel. Kardeşiyle beraber bir de çok İrem'imiz güzel var. Dervişle beraber. Birlikteler. Derviş de öyle. Zaten yol arkadaşı olmak, aynı yolda ilerlemek güzel bir şey. Gerçekten de tebrik ediyoruz. Dinliyoruz senden Dilara. Bugün efkarlıyım, açmasın gönüller. Yiğidimden kara haber verirler. Demirden döşeyi taştan sedirler.
Yiğidim aslanım burada yatıyor. Demirden döşeyi taştan sedirler. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Ne bir haram yedin, ne cana kıydın. Ekmek kadar temiz, su gibi aydın. Hiç kimse duymadan hükümler gidin. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Hiç kimse duymadan hükümler gidin. Yiğidim aslanım. Tabii müzik uzun bir yolculuk. Önemli olan ona gönül verebilmek. Biraz da heyecan vardı galiba. O heyecanının hiç dinmemesi ümidiyle olsun. Tüm yaşamın boyunca müzik de olsun hayatında inşallah. Öyle temenni edelim. Dillerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Gerçekten evet, Sinan, de keyifliydi. Ben de öğretmenim. Anadolu Lisesi'ndeyim. Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi'ndeyim. Yani liseye gelen öğrencilerimizin mutlaka bir enstrüman çalmaları hem bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşmesi, enstrüman çalmaları, bunları bir seviyeye getirmeleri. Arada bir böyle derslerden şöyle bir nebze olsun sığınabilecekleri liman oluyor. Evet. Sayın Başkanım, gerçekten de öyledir diye düşünüyorum. Ya bu enstrüman çalmak olur, halk oyunları oynamak olur, sosyalleşmek adına Yani spor olur. Basketbol, voleybol. Yani bizim gençleri ben her zaman söylüyorum. Biz derneğe gelen 3 yaşındaki, 2 yaşındaki çocukları dahi dernekte de kendi kültürlerine ait büyümeleri için, oraya ait olduklarını hissedebilmeleri için işte yardımlarla gelen bir takım oyuncakları falan böyle sevinmeleri için oyuncakları veriyoruz ve hep oraya gidelim dediklerini söylüyorlar aileleri. Bu da zaten büyük bir zenginliktir. Yani bir derneğin gençlerinin bir enstrüman çalması, söylüyor olması, mutlaka sosyal etkinliklerde iyi bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Yani dernek için büyük bir zenginlik olacak. Biz Dilara'yı zaten özellikle yani çocukluğundan beri ben Dilara'yı destekliyorum. Gitar, saz, resim yapıyordu hatta çok güzel. Bir ara. Bütün gençlerin aslında. Ben hatta özellikle satranç oynamalarını istiyorum. Yani bütün çocukların tabii sorgulayan gençliğin, işte evet. Soran, düşünen, sabırlı olmayı öğreten bir spor satranç ki okullarda da sanırım seçmeli zorunlu öyle bir durum var. Bazı özel okullarda var. Devlet okullarında sadece kulüp olarak yapılıyor. Kulüp çalışmaları da oluyor ama Anadolu liselerinde genelde öğrenciler hep şey oluyorlar. Böyle ileriye dönük bir sınav maratonu içerisinde oldukları için başkanım ve ciddi anlamda bir stres oluyor. Bazen velileri ikna etmek çok zor oluyor. Kaç tanesinin anne babasıyla sorun yaşadığımı bilirim. Hocam lütfen dokunma benim çocuğuma. Aman sen kanına girme diyor. Bir telefonumuz var, merhaba diyelim dostumuza. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Merhaba, sesimi duyuyor musunuz? İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Sinan Bey ve Erdem Hanım. Teşekkür merhaba. Ederiz. İyi akşamlar. Sinan, kiminle görüşüyoruz? Şimdi çok güzel geliyor. İsminizi alalım, duyalım evet. Sizleri. Sivas İmranlı Madenköy Dernek Başkanı Mehmet Ali Karakuş. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş başkanım. Geldiniz, nasılsınız? Başkanım. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Programınızı beğenerek izliyoruz. Çok sağ teşekkür olun, ederim başkanım. Meslektaşım olan arkadaşa da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Siz dernekler başkanı olarak hakikaten de bir arada şu ana kadar aldığımız dernekler içerisinde hepiniz de müthiş başarıları yerine getiriyorsunuz. İnanılmaz derecede gurur duyduk, iftihar ettik sizlerle başkanım. Başkanım duyuyoruz biz sizi. Sinan Bey geliyor mu sesiniz? Gayet de güzel geliyor. Duyuyoruz sesinizi efendim. Sıradaki parçayı tüm maden köyüne
armağan edelim. Alo. Duyuyorum, duyuyorum başkanım. Konuşun. Vallahi iletişimde bir sıkıntı yaşıyoruz herhalde. Biz sizi... Çünkü Maden Köyü'ne armağan ediyorum. Tamam. Tamam başkanım. Herkese selamlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Selam sevgi bizden size. Sıradaki türküyü Maden Köyü'ne armağan edeceğim. Teşekkür ediyoruz katılım gösterdiğiniz İlk için. İlk katılan derneğimizdi. Gerçekten de Mehmet Ali Başkanımız sağ olsunlar. Burada halkıyla beraber bir oldular. Çok güzel faaliyetlerini anlattılar. Yürek dolusu sevgiler olsun Maden Köyü'ne ve dernek başkanlarına. Teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, Sercan Hanım ben fazla konuşayım. Ben çok heyecanlıyım. Yok, vallahi. Devam edeyim. Buyurun başkanım. Ben konuşurum, ben evet. Çenem açıldı mı durmaz. Biz derneği 1990 yılında evet. kurduk. Derneğin kuruluşu aslında 10 tane işçi kardeşimizin, yani emekçi kardeşimizin evet. haftada 10 lira toplamasıyla kendi aralarında hiç diğer köylülerden destek almadan evet. kurdular. Ve ben 11. kişiyim. Ben yönetime girmem dedim o zaman. Yani geçmişi biraz anlatalım. Hani yeni nesil tabii ki, genç tabii kardeşlerimiz, yeğenlerimiz de bilsinler. Hakikaten zor şartlarda kurduk. 93 yılında da işte bulunduğumuz yeri satın aldık. O zamandan beri de bulunduğumuz yerdeyiz yaklaşık 24 yıldır. Çok güzel. Derneğimizde çok güzel etkinlikler yapıldı geçmişten bu yana. Hatta yani 27 yıllık derneğiz. İşte küçük 5 yaşında olan çocuklar şimdi 30 küsür yaşında ya da işte hani 15 yaşında gelen bugün 40-45 yaşında. Torun torbaya karışanlar var dernekten, güzel. Etkinliklerden yetişip. Hatta belli kurumlarda kendi işte folklor, halk oyunları, hı hı. bir takım şeyleri devam ettirenler var. Bizim asıl kültürümüzün temel semah kursumuz var devamlı. İşte evet. 2000'lerin başında devamlı. Ben 98'de bir 4,5 yıllık yine bir başkanlık yaptım 2003'e kadar. O zaman da semah ekibimizde olan gençler işte bugün hocalık yapıyorlar. İşte bu pazar günü tekrar semah ekibimizi toplayacağız yeni katılımlarla beraber. İşte yeni bir etkinlik, tiyatro isteği var. Tiyatro yapalım. Derneğimizde tiyatro sahnemiz de var bizim bu arada. Bravo, yani geçmişte yapıldı. Tiyatro sahnemiz var. Yani insanlar bir garip karşılıyor sadece ama. Sadece gelip toplantıların yapıldığı yer olmayacaktı. Yani bir toplantı yani yapalım falan olmasın. Biz derneği kurarken şöyle düşündük hep. Kahvehane ve birhane kültürüne, o dönem çok yaygındı bu kültür. Evet. Kahvehane ve birhane kültürüne res çekip kurduk bu derneği. O yüzden bizim adımız sosyal dayanışma ve kültür. Bir gün ziyaret edelim Sinan derneği. Bekleriz tabii her zaman. Her zaman. Çay, kahve ne isterseniz. Fal bile bakabilirsiniz yani. Fal bakanlarımız da var. Şimdi bu birhane ve işte kahvehane kültürünün dışında yani çoğunluk dernek aslında şöyle söyleyeyim hakikaten şu an gördüğüm kadarıyla yani yıllar sonra tekrar yeniden 2015'te yeniden evet. Geldik ve yönetimde bizim 3 kadın kardeşimiz var, yeğenlerimiz var yine dernekten yetişme. Yani kadın erkek bir arada işte kadın kollarımız var işte evet. gün yapıyoruz. Kadınlar olduğu yerde işte çocuklarıyla gelirler. O çocuklar geldiği zaman kendi kültürlerini, büyüklerini, akrabalarını tanırlar. Kendi kültürlerini devam ettirirler. Çünkü çok hakikaten güzel. İstanbul çok büyük bir metropol, çok büyük bir kent. İnsanlar artık biz eskiden işte çoğunluk Şirinevler, Yenibosna otururken şimdi artık İstanbul'un her yerinde üyelerimiz, maalesef, köylülerimiz var. Ve bu yüzden de hani bunları bir araya getirmek yani çok zor. İnsanların kendi İşiniz yaşam zor. Koşulları, yaşam mücadeleleri içinde de insanları derneğe çağıramıyoruz. Anca işte taziye, kına, nişan vesaire durumlarda anca bir araya gelip bazen de mesaj atıyorsunuz işte falanca. Tabii mesajları köy derneğinin mesaj sistemi var. Oradan mesajları evet. atırıp duyuruları yapıyoruz. Biraz türküyü söyleyelim mi başkanım? Türkülerimiz de var. Hem söyleyelim. Belki başkanım da katılır. Yok ben katılmayayım siz söyleyin. Arguan sınırları içerisinde olup türkü demeyen ben görmedim. Yani tabii şimdi daha başka sözler de var da onlarla ilgili. Arguan deyince tabii türkü de işte bu kaybolan gençlik yaşlıya nüfusların evet. artık yani hakikaten Arguan'ın da büyük sorunu bu. Evet. Kentsel şeye ranta yenik düşüp gençlerin şehirlere gelmesi işte o güzelim türkülerinin kaynaklarının artık kuruyacak olması yani en büyük şeyimiz bu. Ben şöyle düşünmüyorum ama yani bir şekilde yaşam devam ettikçe insan sevdikçe ayrıldıkça ve bir takım şeyler yaşadıkça üretmeye her daim devam eder ama bu köyde olmaz
kentte olur. İşte köydeki ezgiler olmaz. Biraz daha farklı ezgilerle kendini gösterir ama üretim devam eder. İnşallah temennimiz o. Hani şey demişlerdi Arguvan için, açsız susuz kaldığı günlerde bile türküsüz kalmayan Arguvan demişlerdi. Evet. Madem öyle bir türkü okuyalım Arguvan'dan mı olsun? Hatta demişlerdi ki değerli bir abimiz diyordu ki ya Arguvan türküsü ne okuyalım demişti. Başına aman aman de, sonuna da ölem ölem de, ortasına ne dersen söyle. Peki o zaman bir uzun hava okuyayım Arguvan dedi mi bir uzun hava?
Akbulut'un katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bir Çift Turna programında böyle güzel türkülerle devam ediyoruz. Muhabbetle devam ediyoruz ama sizler de bizlere ulaşmaya devam edin. Sinan hiç mesajlarımıza bakmadık ama bir hatırlatalım bir kez daha. Mesajlarla dostlarımızın bize ulaşması daha hızlı ve daha kolay oluyor. O vesileyle rica edelim onlardan bize daha çok telefon yerine mesajlarla ulaşmaya çalışsınlar. Biz de böyle hızlı okuyalım daha onların duygularını. Daha geçiyor. Pratik oluyor. Gerçekten evet. De Trakya'dan Ardahan'a kadar olan bölge içerisinde bütün insanlarımız bize ulaşmaya evet. çalışıyor. 58 yazıp boşluk bırakıyoruz. Mesajlarımızı yazdıktan sonra 39-69'a gönderiyorsunuz. Cemal Bey İstanbul'dan göndermiş. Allı Turnam olarak yazmış. Allı Turnam isteğini istemiş dostlarımız bize. Diğer mesajlar düşüyor. Bu arada böyle herhalde bunu böyle bir kilitlendi mi mesajlardan dolayı? Çok fazla açamıyorum. Biz bunu çözünceye kadar tekrardan o zaman dönelim değerli başkanıma dönüyorum. Sizin gibi yine destek veriyorsunuz ya, kültüre hizmet veriyorsunuz. Değerli Yusuf Akbulut'a da biz buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Sayın Yusuf Akbulut da bizlere, sanata ve sanatçıya destek veren çok değerli bir büyüğümüzdür. Ona da selamlar olsun. Evet, benden de selam olsun. Eyvallah. Ben aslında şunu da bir belirteyim. Bizim şimdi dernek adımız tabii kurduğumuzdan beri tüzük adımız Sığırcı Uşağı Köyü. Evet. Sığırcı Uşağı Köyü, işte Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği. Köyümüzün adı değişti. Daha doğrusu değişmiş, Çakmak Köyü olmuş. Şimdi yeni nesil Çakmak Köyü olarak biliyor. Biz bunu zamanında Sığırcı Uşağı Köyü'nü kısaltma olarak, tüzükte de yer alıyor bu, Suder olarak değiştirdik. Kısaltma olarak böyle kullandık. Çakmağı da ekleyip işte sosyal medyada da Suder Çakmak Köyü olarak kullanıyoruz. Bu arada hani neden Çakmak Köyü işte... Dernek başkanıyım diyenler olabilir. O yüzden onlar da kırılmasınlar. Gerçek tüzükteki adımız bu olduğu için buradayız. O isimle anıyoruz derneğimizi. Yeni adımız da Çakmak Köyü. Biz aslında Sivas'ta Malatya sınırındayız. Yani Divriye-Arguvan sınır, Çakmak Düzü yaylası, evet. Çakmak Köyü. Yani bizim yaylamız Divriye'nin de Palha Köyü eski adı. Çakmak Düzü, onlarla da akrabalıklarımız var. Yani babamın teyzesinin oğlundan tutun Deli Pınarlar, onlara da selam olsun buradan. Hepsi akrabayız aslında. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim, onu da unutuyorum. Yeni bir şeyimiz var bizim, okuma, yetişkinler için okuma yazma kursu. Yani eğitimden gidiyoruz. Can damarına. Yani benim düşündüğüm başkanım. Bir olaydı. Bizim yönetim kurulumuzda öğretmen bir kardeşimiz var yine, Nurgül. Ona da buradan selamlar. Yani yoğun olduğu için buraya getiremedik.
Yani pazar günü toplanacağız. Bu okuma yazma yetişkinler için hakikaten sıkıntılı süreç yaşıyor yetişkinler özellikle. Yani yaşlılarda demeyelim de yani 30-40 yaşında o kadar çok okuma yazma bilmeyen var ki. Bizim derneğimizin bulunduğu yerde de hakikaten kadınlar özellikle bunu istiyorlar. Halk eğitimde veriliyor ama insanlar hani zaman ayırıp oraya gidemiyorlar. Biz yani özellikle insanların başına gelen sıkıntılardan dolayı yani otobüsün numarasını yani kendi bineceği otobüse binip yanlış yerlere giden insanları derneğimizde yaşadığımız için derneğe gelecek fakat yanlış otobüse bindim deyip gelenler var, o gecikmeli gelenler var. İşte bunları da düşünerek. Yani başkanım hani böyle çevrenizde bulunan çakmak köylü olması gerekmiyor. Gerekmiyor tabii canım. Okuma yazma bilmeyen tabii, herkese tabii. Bir okul hanesi, okul gibi, derslik gibi yani, açıyorsunuz. Evet. Helal yani başkanım, onu başlatacağız Allah Allah. İnşallah bu önümüzdeki haftalarda. Çok istek var bununla ilgili. Süper. Ki ben de hakikaten bu sosyal sorumluluk projeleri içinde yıllardır hep görev alıyorum değişik alanlarda. Bunlar önemli şeyler. Hani topluma işte yani Hazreti Ali'nin lafı işte yani bir evet, bana bir harf öğretenin. 40 yıl kölesi olurum diyor. Kesinlikle. Hakikaten 4-5 tane çocuğu olup okuma yazma bilmeyen bir sürü genç kadın var ve onlara... Tabii. Hitap edebilmeleri lazım. Onlar ders çalışıyor mu, çalışmıyor mu, yalan mı söylüyorlar? Bunları görüyoruz. Kitabı ters çevirip ben okuyorum falan. Bizim derneğin mi? Orası çocuk kaynıyor çünkü. O derneğin kapısı da hep onlara açıktır. Televizyonda gelip belgesel açarım işte. Masa tenisimiz var, masa tenisi oynarlar. İşte Doğan abi su içebilir miyim deyip niye soruyorsun derim. Su sizin derim mesela. Yani çok akşama güzel. Kadar hem derneğe sahip çıkarlar hem de... Gelen kalabalığın içindeki misafir çocuklarımız var mesela yeğenlerimiz. Onlarla top oynarlar. Yani hı hı. İşte canı top oynamak isteyen orada top oynarlar. Beraber kaynaşırlar. Yaramazlık istemiyorum, küfür istemiyorum derim. Ben hatta şöyle bir şey anlatayım. Derneğe işte yeni 2015'te yönetime geldiğimiz zaman içeride çalışıyorum. Camlar açık. Dışarıdan hep çocuklar oyun oynuyor. Küfür ediyorlar birbirleriyle işte. Ama yani bildiğiniz küfürler yani resmi böyle gidiyorlar. Ben bir iki böyle devam etti. Çağırdım birkaç tanesi. Kim küfür ediyor dedim. Gelin İyi buraya. Kulak çektim. İyi küfür ederseniz kulak çekerim. Küfür etmezseniz birbirinizi uyarırsanız ödül veririm. Oo, süper. İşte dernekte işte sütünden işte meyve suyuna kadar hı-hı. Pastasına kadar hani kınalar nişanlar oluyor ya kolasına kadar. Çocukların sevdiği şeyler. Harika şeydi. Yani şimdi öyle çocuklar var ki derneği açıldığı zaman sokağın başından aa Doğan abi geldi diye hemen derneğe gelirler. Bir de bir tane maskotumuz var. O da işte Doğan abi kulağım çok gevşemiş. Ben çok küfür ettim seni görmeyeli. Kulağımı biraz sıkar mısın der mesela. Kulağı bizde olan birisi varmış. Telefonla merhaba diyelim dostumuza. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhabalar. Şeref verdiniz. Buyurun tanıyalım sizleri efendim. Merhabalar öncelikle. Ben Çanakkale'den arıyorum. Dilara Dervişim. Çok yakın bir arkadaşım. Oo. Hoş geldin, şeref getirdin. İsminizi öyleyse. De alabilir miyiz bu arada? Hoş bulduk. İsmim Barış bu arada. Onlar da beni çok iyi tanır. Çok güzel. Barış, merhaba demek ister misiniz siz de mikrofonlarınızdan? Sizleri dinliyoruz artık bu sizler sohbetinizi ve arkadaşınız sizi aramış. Ben Dilara ve Derviş'in üstüne birlikte söylemişim farkı istiyorum onlardan. Tamam. Hay hay. Onları da çok sevdiğimi buradan belirtmek istiyorum. Sizlerinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aradığınız Barış, için. Çok sağ teşekkür ederim. Peki için. Birlikte söyleyebileceğiniz bir eser icra etmenizi istiyor. Siz düşünün. Birlikte bir şey icra edecek miydiniz? Öyle bir hazırlık yoktu galiba. Var mıydı? Aklımızda bir parça vardı ama söylesek mi diye kararsızdık. Hazırsak söyleyebiliriz bence. Olur. Neden olmasın? Bence başkanım. Hiç beklemeyelim ha. Hadi. Böyle sıcağı sıcağına olsun başkanım. Haydi bakalım. Tabii. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tabii. Hem türküler de güzel bir şekilde gelsin. Yani seviyorsanız biliyorsanız. Ne var aklınızdan okuyacaksınız bize? Nem kaldı. Nem kaldı. Ha, parsel. Mahsulü Şerif'ten neden olmasın? Hatta geçen programlarımızda isteyen dostlarımız da olmuştu. Biz de bir türkü armağan eder misiniz diyen dostlarımız oldu. Biz de Mahsulü Şerif Üstadımızın güzel türküsünü parsel parsel elemişler dünyayı türküsünü. Yine Mehmet Ali Başkanımıza da armağan dervişten olsun. Dervişten ve Dilara'dan dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz. Hadi bütün türkü olalım. Severlere gelsin. Buyurun bakalım. Evet. Thank you.
parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Bozköy'ünden ayağımı kesmişler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Padişah değilim, çeksem otursam. Saraylar kursam da asker yetirsem. Hediyem yoktur ki dosta götürsem. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Mahzuni şerif çıksam dağlara, rast kesen de acı vurmamış mağara. Doldur tüfeğini beni yarala. Gençler, süpersiniz, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah'ım bana da böyle öğrenciler gelsin ya. Bana da gelsin. Mahsuni babanın da ruhu şad olsun. Ya sağ olsun, bizde de öğrencilerimiz iyi ama sizlerden de olsa var ya. Oo, ne olur, ne güzel dersler işleriz maşallah. Süper. Gelelim hocam diye. Vallahi bekleriz. Çok güzel olur. Bir gün okulumuzu ziyarete gelin hatta. Siz gelin bizim okula, sonra biz gelelim. Olsa ah. Süper olurdu. Güzel. Hadi bir uzun hava oku Sinan. Ben mi okuyayım? Evet sen. Peki. Ben Allah okudum, bir tane de sen oku. Peki okuyayım. İmranlı'lı dostlarımız aramıştı. Sevgili Mehmet Ali Başkan'ım demişti. Güzel bir İmranlı'ya, Maden Köyü'ne bir türkümüz olsun. Ne okuyacaksın? Şu dünyanın malı da hep benim olsa, İmranlı bir yana, sen bir yana. Türküsü olsun. Hadi bakalım. Sevdalım bir yana da, cihan bir yana da, eller bir
bir yana, benim gülüm bir yana, İmranlı bir yana. Kürdün güzeline ne kaldı nazarım, İmranlı bir yana, sen bir yana, Sivas bir yana, Bademköy bir yana. Şimdi evet, şu anda fırsat zamanındayız yani. Sercan. Ne diyoruz? Dostlarımıza kazandıracağız. Dostlarımızı bu şehirleşmiş ortamdan
kurtaracağız. Fırsat zamanı. Şimdi reklamlar. Telefon mu varmış? Peki hazır kapalı. Buyurun merhabalar. Alo iyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben İrem. Sesinden buyurun. Tanıdı başkan seni. Hoş geldin İrem. Ben ablamdan istek bir şarkı istiyorum. Tabii ne ki. Güzel. Ne istiyorsun? Evet, ya Derman'ın olayım istiyorum. Derman. Ya da ne alarsın benim resmini istiyorum. Evet. Tamam. Dilara artık ona karar versin. Hangisini isterse icra etsin senin için, olur mu? Olur. Peki. Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Sana sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Değil mi? Peki. Teşekkür ediyoruz. Ekran başında kalmaya devam et. Birazdan okuyacak türküde. Dilara. Peki hoşça kal diyoruz hoşça sevgili İrem'e. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar şimdi kazandırma zamanı. Dostlarımıza fırsatlarımız var.
Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İki tane güzel Malatya türküsü peş peşe bağladık dostlarımıza da. Yani Arguvan deyince zaten derya. İçinden Sercan'ın dediği gibi ne derler? Aşksız susuz kaldığı günlerde bile türküsüz kalmamış. Çünkü Arguvan iki kez de yer değiştirmiş bölge olarak. Kaç tane de Arguvan Festivali'nde yaşamış. Falan da bulunduk Sercan'la beraber. Çok keyifli, güzel türküler söyleniyor zaten. Bayağı bambaşkaydı. Evet. Dönelim misafirlerimize. Dönelim bakalım. Ve şöyle yapalım mı Sinan? Evet. Yine bir istek istemişlerdi. Hani hazır böyle kulaklara, gönüllerin bam teline dokunmuşken. Bak Dilan kucağına yatırmış bağlamayı. Dilara özür diliyorum. Dilara kucağına yatırmış bağlamayı. Ya bu akşam ne kadar çok telefon var. Telefonlar bizi seviyor vallahi insanlar. Sesimizi duymak istiyor. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza. Tanıyalım sizleri, buyurun. Hoş bulduk. Ben Mert Sarıboya. Mert Sarıboya. Karaboya. Karaboya. Ha pardon, yani biraz telefondan ki olan duyumdan. Şeref verdiniz, buyurun efendim. Sizi dinliyoruz, mesajlarınızı alalım kısa bir şekilde. Ben öncelikle kardeşlerime başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Onlara selam olsun buradan. Eyvallah. Her zaman onların yanındayım, destekçileriyim. İnşallah Allah onların yolunu açık eyler. Onlardan güzel bir değişi de bana armağan etmesini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Telefonu biraz uzak tutar mısın izinden? Biraz daha uzak. Çok sağ olasın. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Yüreğine sağlık. Bugün çok istek aldınız. Maşallah çok popülersiniz. Birlikte mi okuyacaksınız? Tek tek mi okuyacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Şu anda zaten sözü bırakmak istiyorum ben size. Tek okuyabilir misin? Öyle mi zaten karar verdiniz? Dilara zaten ablan da istemişti yani. Ablanın da bir isteği vardı. Ha kardeşim mi? İrem miydi? Evet. Peki İrem'e de selam olsun işte hep beraber dinleyelim öyleyse. Oy oy bağlamalar hadi bakayım. Kız ne güzel hem bağlama çalıyor hem de gitar çalıyor. Eli sazlı dili sözlü maşallah. Mikrofonun açık mı kontrol eder misin öncelikle? Açık. Gayet güzel. Hadi bakalım o zaman. Keyifle dinleyelim. Thank you.
Gerçekten de ki bir de akordumuz yani size göre biraz oktav olarak fazlaydı. Evet. Helal olsun. Çok da güzel. Tonunu da değiştirmeden çok da güzel okudu. Söylemesi. Bravo. Helal olsun Dilara. Çok güzeldi. Evet Sayın Başkanım, son artık programın sonundayız. Son sözlerimizi alalım. Mesajlarınızı alalım. Ben bir şey söyleyeyim. Bizim yörede Kömürlük Atmalı İlk Öğretim Okulu var. Evet. Derneklerin ve iş adamlarının o köy okuluna ortak imece usulüyle yapılan katkı sunularak yapılan okula yardımlarını rica ediyorum. Evet. Yapmalarını istiyorum. Yani işte aylık 50 lira burs verebilirler, kırtasiye malzemesi alabilirler. Bir kalem ve silginin ne kadar değerli olduğunu geçen hafta işte 25 kolye yakın biz oraya mont, kırtasiye, ayakkabıdan tutun. Bir sürü şey götürdük. Tabii bunu da bizim Acil İhtiyaç Projesi Vakfı'nın gönüllüsüyüm yıllardır. Onlarla beraber yapıyoruz ve onların kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerine derneğimizde değişik işte katkılar sağlıyoruz. Burs'tan kıyafete, ayakkabıya, monta kadar belirli dönemlerde. İşte bunları sürekli hale getirdik. Bizim kendi üye ve köylülerimiz de bu İkinci el olabilir, kullanmadığınız, kullanılabilir, ihtiyacınız olmayan ama giyilebilir, evet, kullanılabilir her türlü eşyayı derneğimize kabul ediyoruz. Çok güzel. Bazen bunları düşünüyoruz, nereye verelim, ne yapalım? Gerçekten yani bizim derneğe getirebilirsiniz. Evet. Yani herkes Malatya, getirebilir. Malatya Avluğa Sığırcı Uşağı Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği. Şirin Evler'deyiz, Yavuşpaşa Mahallesi'ndeyiz. 23-24 yıldır oradayız. Yani dernek de zaten orada kuruldu, Bahçeli Evler'de. Çevremizdeki insanlara da çok katkımız var. Özellikle bebeği olanlar, işte çocuklar çabuk büyüdüğü için yani 1-2 ay içinde kıyafetleri ihtiyaçları oluyor. O ihtiyaç sahibi olan insanların o ikinci el kullanılmış, hatta kirli diyebileceğimiz kıyafetlere bile ihtiyacı olduğunu unutmayın. Acil İhtiyaç Projesi Vakfı ile olan bu şeyimiz devam ediyor. Devamlı devam edecek. Onların katkılarıyla da işte Kömürlük'teki, Arguvan Kömürlük'teki Atmalı İlköğretim Okulu'na götürdüğümüz işte kırtasiyeden ayakkabıya, montları, o çocukların gözlerinin içindeki mutluluğu görmek yani insanı mutlu ediyor. Mutluluk para değil zaten. Ben paraya da önem vermeyen bir adamım bu yaştan sonra. Bir dönemden sonra artık paraya da önem vermemeye başladım. Parasal hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Benim için para sonlarda geliyor hayatımın içinde. Evsizler var. Onlarla ilgili de bir duyuru yapayım. Özellikle sokakta yaşayan, havalar soğuyor. Evsizlere, sokaktaki hayvanlara, kedilere, köpeklere işte bir kap yemek verin. Sokakta yaşayan, evi olmayan o kadar çok insan var ki bilmediğiniz. Birebir gönüllüsü olduğum için söylüyorum. Kış geliyor, onların da monta, ayakkabıya ihtiyaçları var. Yani gözünüz bakmasın, görsün diyorum ben. Hayatı görerek yaşayın, bakarak yaşamayın. Herkes bakıyor. Görmeyenler bizden daha iyi görüyor. Engellilik beyinde, yürekte. Yeter ki beyinde ve yürekte engelli olmayalım. İnsanlar çok
güzel şeyler yapıyor engelli de olsalar. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Sosyal sorumluluk projeleri içinde görev alalım. Onlara ilgi gösterelim diyorum ben. Bizi davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için derneğimizin işte yönetim kurulu adına, üyelerimiz adına, köyümüz adına, Arguvan adına çok teşekkür ediyorum. Arguvan dedim hemen söyleyeyim. 18 Kasım 2017 Cumartesi akşamı Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı'nın da eğitim amaçlı, burs amaçlı gecesi var. Sadece burs parası toplamak için yapılan bir gece Arguvanlı üniversite öğrencilerine ve çok da cüzi bir rakama yapılıyor. Oraya da destek sunalım. Çok evet, teşekkür ediyorum. Ben de katılmıştım. Hem sanatçı olarak katılmıştım. Harika bir şey. Şahane bir etkinlik oluyor. Üniversite öğrencilerini okutmak adına. Arguvan Vakıf Başkanımız Hasan Bey'e de buradan Hasan çok Aydın çok selamlar olsun. Çok selamlar. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Doğan Çiftçi. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Davetimizi sesimizi, kabul edip geldiğiniz için sağ olun. Sesimizi daha geniş kitlelere, yöremizdeki insanlara duyurduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Yaptıklarınız çok etkileyici, çok güzel. Derneğiniz var olmaya devam etsin ve dervişe dönelim. Derviş senin de sesin, dilin var olmaya devam etsin. Umarım yüksek eğitimini de yaptıktan sonra yine sazın sözün hep var olsun diyeyim. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık geldiğin teşekkür için teşekkür ederim. Ederiz. Söylemek istediğin son cümlelerin varsa alabilirim. Söylemek istediğim son cümle başta siz bizi buraya çıkarttığınız için ve sonradan değerli başkanıma beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili Dilara'cığım senden de son söz. Eğitime dair, geleceğe dair. Hayır ben öyle söyledim düşünme tam bir öğretmen mantığı. Evet sen bugün bayağı bir öğretmendin Sinan programda hakikaten öyle. Dilar'cığım katıldığın için teşekkür ediyorum. Sazına sözüne diline sağlık. Bundan sonraki yaşamın da böyle söylediğin türküler gibi aydınlık, güzel ve aşk dolu olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz katılım gösterdiğiniz için. Başkanım tekrar tekrar sizi kutluyoruz. Yolunuz, önünüz her daim açık olsun. Yeni projelere imza atabilmeniz adına çok yaptıklarınızı takdire şayan hakikaten sizi çok zevk alarak dinledim. Çok güzel. Teşekkür gerçekten ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz bu akşam da Yusuf Akbulut'un katkılarıyla yaptığımız bir çift turnanın da çok güzel sohbeti olan bir programda sonuna gelmiş olduk. Güzel bir türküyle programımızı sonlandıracağız. Beraber katılalım. Mahsuni Şerif Üstadımızın olsun. Madem dünyaya dargındın, Mamı da okur, ben niye doğru? Hep beraber okuyalım olur mu? Mamı da okur, ben niye doğru? Sesinize hadi bakalım, hep beraber söyleyelim. Haftaya görüşmek üzere.